Sayın Putin'in açıklamasını ben ifade ettim. Polonya ve Estonya'yı işaret ediyor. Ve onları affetmek Tanrı'ya kalmış. Ama onu Tanrı'ya göndermek de bana kalmış diye bir ifadesi var. Biraz bu eylemin baktığımız zaman Mossad ve CIA'in benzer eylemlerini ya çok benzer bir eylem. Mossad ve CIA'nin tekniklerinin çok fazla gözlendiği bir eylem bu terör eylemi. Hem Sayın Putin'in Polonya ve Estonya açıklaması hem de CIA ve Mossad'a ait ipucu var mı bu eylemin gerçekleşir tarzında? Sizin yorumunuz ne olur Sayın Mehmetova? Çok güzel bir soru. Gerçekten vardı tabii ki bu eylemlerde CIA ve Mossad izleri. Neden vardı? Çünkü dünyada birçok Rusya karşıtı işte terör eylemlerinde falan hep bu devletlerin adı geçer. Ve Ukrayna kendi kendisine şimdi şu an çok zayıf bir durumdadır. Yani ben orada oldum, bir buçuk ay önce orada oldum, Donetsk'da oldum, bir savaş muhabiri olarak hem de. Ve kendi gözümle gördüm, burada çok doğru olarak söylenildi. İşte FETÖ'ye ait kitapların, Gülen'in yazdığı kitapları orada kendi gözlerimle gördüm. Rusya tarafının, Donetsk işte tarafın, yani Ukrayna'dan savaş ganimetleri olarak ele geçirdiği, işte malzemelerin içerisinde hem de bu kitaplar vardı. Ben kendi elime aldım. Hangi dildeydi Sayın Mehmetova bu kitaplar? Efendim? Hangi dildeydi bu kitaplar? Türkçeydi. Türkçeydi. 2-3 böyle kitaplar vardı. Ve işte bu da Amerikan istihbaratının, FETÖ'nün Ukrayna'da çok böyle bir aktif olduğunun göstericisidir. Ve ama Ukrayna istihbaratı şu an çok zayıf durumdadır. Herhalde Rusya kadar güçlü değildir. Çünkü Sovyetler Cumhuriyeti döneminde tabii ki merkez Moskova'daydı ve istihbaratın da merkezi Moskova'daydı. Yani en güçlü bir hissesi oradaydı, merkez oradaydı. Ukrayna tek başına böyle bir eylemi yapamaz. Çünkü şu an eski Sovyetler Cumhuriyeti devletlerinin birçoğunda nerede ki renkli inkılaplar deriz biz. Yani renkli evet. Devrimler olduğu ve diğer Soros hattıyla işte hakimiyete gelen, devrim yoluyla hakimiyete gelen liderler oldu. Bu ülkelerde özellikle Ukrayna'da ve Ermenistan'da CIA çok güçlüdür. Mesela derler ki Ermenistan'da en çok işte sayı olan diplomatların, yani sayı çok olan 2000 personeli var Ervan'daki büyükelçiliğin. 2000 personel bilinen. Amerikan büyükelçiliği. Aynen. Tabii ki bunların pek çoğu CIA'nin, yani oradaki elemanlarıdır. Ve aynen Ukrayna'da da aynı durumdur. Yani 2014'te orada devrim olduktan sonra CIA ve Amerikan istihbaratı ve diğer kurumları orada çok güçlendi. Yani bu Ukrayna maskesi altında Ukrayna yapmış gibi görünebilir. Ama aslında bunu yapan tabii ki Mossad ve Ukrayna üzerinde şu an çok etkinli olan, yani Amerika ve İsrail olabilir. Siz güzel bir soru sordunuz. Neden Putin Estonya ve Polonya'nın adını özellikle vurguladı? Çünkü bu ülkeler tarihen biz baktıkta milliler boyunca Rusya'yla hep savaş durumunda olmuşlar. Yani hem onlar Rusya'ya savaş açmışlar, Rusya güçlendikçe onlara savaş açmıştır. Bakmayarak ki mesela Polonyalılar da bir Slavyan halkıdır. Onlar da Batı Slavyanlardır bildiğimiz gibi. Ama buna bakmayarak onların Katolik olması, Rusların Ortodoks Pravoslav olması, onlar arasında bir tarihi düşmanlık, yani bir şey zemini hazırlanmıştır. Ve Polonya tarih boyu birkaç kez Rusya hücum etti, saldırdı. Aynen Rusya'da güçlenince Polonya'yı parçaladılar ve tarihen Lehistan, yani Osmanlı kaynaklarında Lehistan olarak geçen Polonya. Evet, Polonya biliyoruz, yani Türkiye'ye karşı da Osmanlı'ya karşı da hep böyle saldırgan bir durumda oldu, bir rakabet durumunda oldu. Mesela iki kez Osmanlı Viyana'yı ablukaya alınca Polonya kralı Avusturyalıların, yani yardımına koştu ve son anda onları kurtardı. İşte Polonya'nın böyle bir rolü ve Polonya
ben size söyleyeyim. Sosyalizm, dünyadaki sosyalist sistemin, komünist sistemin çöküşü Polonya'da 70. yıllarda Polonya'da başlayan Solidarność harekatıyla başladı. Anti-Sovyet bir sosyalist harekatı başladı ve bunu kışkırtan CIA ve Mossad'da Amerika'ydı ve hatta böyle bir ben okumuştum Rus kaynaklarınca ki böyle bir anlaşma olmuştu Amerikanlarla İsrail arasında yani CIA ile Mossad arasında. Amerika Mossad'ın dünyadaki tüm istihbarat sisteminin parasını ödemekte yani mesela birkaç yıllık parasını ödemekte bunun karşılığında Amerika direkt olarak Polonya'ya girememişti. Çünkü Sovyet istihbaratı işte sosyalist cumhuriyetlerin istihbaratı da Sovyetlerle işbirliğindeydi ve onları oraya bırakmamıştı. Amerikanları yani Polonya'ya girmeye izin vermemişler. Bu zaman Mossad Amerika'ya yardım etti ve kimin nasıl yardım etti? Demek Roma papası aracılığıyla. Çünkü Roma papası aslen Polonyalıydı. Johann Pavel yani ikinci Johann Pavel Polonya'dan olan bir Katolikti. Ve Johann Pavel'in yardımıyla Mossad ve CIA işte Solidarność harekatına para yolladılar. Yani milyarlarca dolar para yolladılar. Oradaki Sovyet karşıtı olan insanlara ve onları kışkırttılar. Yani ayaklandırdılar. Ve işte sonra da hatta Sovyet istihbaratının papayı bu yüzden suikast, papa suikastinin yani Bulgaristan istihbaratının Sovyetlerin işte yardımıyla bunu yaptığı diye bir versiyon da vardı. Sonradan bu versiyonun doğru olmadığı yani papadan bir intikam almak amacıyla ona suikast düzenlendiği Bulgar istihbaratının yani bir suikast düzenlendiğiyle ilgili de bir iddialar vardı. Ama sonradan bunu daha çok Roma'daki kardinallar yani papanın çevresindeki kardinalların teşkil edildiğine ilgili daha çok verisyen oldu. Yani şu an şimdi yine de Polonya Avrupa Batı'yla çok yakın bir bakmayalım Yani ki onlar tarihte söyledi. olduğu gibi yine bu operasyon, yani Aynen. Rusya'nın NATO'ya karşı başlattığı operasyonda Polonya yine tarihsel mirasını mı yerine getiriyor diyorsunuz? Aynen öyledir. Yani şimdi Beyaz Rusya'daki, Ukrayna'daki ve Rusya'daki tüm muhalif güçlerin Polonya aracılığıyla yani maliyeleştirildiği, onlara Batı'nın para yolladığı yani bununla ilgili çok kanıtlar vardır. Çünkü Polonya şu an yani Batı'nın bir nasıl söylesem yanında yer aldı ve Rusya'ya karşı bir yer almış durumdadır. Peki bu Bunun da operasyonlar, yani Rusya'nın Ukrayna'da gerçekleştirdiği operasyonlar daha mı genişleyecek o zaman bu terör saldırısı sonrası, bu yorumu mu yapabiliriz? tabii Gerçekçi olur ki mu bu yorum? Polonya şimdi bakın Rusya Polonya Lvov kentinde yani şu Lvov yani Polonya ile Lviv, evet. biz Lvov deriz. Yani hudutta olan o kentteki NATO kampını vurdu. NATO kampını oradaki yani muzlu yani paralı askerleri işte paralı dövüş şeyleri savaşçıları vurdu. Onların olduğu kampı vurdu birkaç kez. Neden? Çünkü onlar Polonya NATO üyesi olduğu için Polonya aracılığıyla geldiler Lvov'a ve orada kampta işte eğitim almaya başladılar ve Rusya onları vurdu. Yani şimdi tüm Ukrayna'ya 2014'ten beri veya ondan daha da önceler tüm para, silah ve diğer yardımlar, malzemeler Batı'dan gelen daha çok Polonya aracılığıyla geldi. Ve burada bir tabii ki bir geopolitik bir rekabet de vardır. Ve işte Estonya'da yani Rusya şu an çevresinde NATO üyeleriyle karşı karşıya işte Estonya bir Baltik Cumhuriyeti olarak ve Polonya'da Rusya'yı bir öyle bir çevreye aldılar ki hani Rusya her iki cephede savaşmak zorundadır. Tabii ki Rusya'nın burada bir Beyaz Rusya gibi de bir müttefiki vardır. Çok kıymetli bir müttefiktir.
Ve Putin o yüzden bunlara işaret etti. Yani Darya Dugina'nın ölümünün NATO istihbaratı, Amerikan, Mossad tarafından yapılmış. Tabii ki Ukraynalı bir kadını bulabilirler ajan olarak. Neden? Çünkü onlar çok iyi Rusça konuşuyorlar. Görünüşleri aynen Slavyandır, aynı halktır. Evet. Ve o yani hem de Donetsk'ten bir... Ya, tetikçinin işte, kim olduğundan ziyade bunu yöneten akıl önemli diyorsunuz sanırım, değil mi? Evet, yani onlar kendilerine öyle, yani öyle bir aynı halktır diye çok da kuşkulanmadı belki de. Rahat Rusya'ya 3 kez gelip gittiğiyle ilgili, yani o adam, o kadının şeyi vardır, yani bilgiler vardır. O yüzden böyle bir insanı işte buldular. Tabii ki Batı istihbaratları, Mossad, söylediğimiz ülkeler. Ve onu Rusya'da böyle bir eylem yapmaya, nasıl söylesem, yani yaptırdılar. O yüzden Putin'in bu işte başsağlığı, yani mektubunda bu ülkelerin adını çekmesi, yani aslında bunu Ukrayna gibi göstermeye çalıştınız ama biz biliyoruz ki bu Ukrayna değil. Bu işte Polonya'dır, Estonya'dır ve NATO'nun, yani burada uşaklığını yapan. Yani NATO'yu mu işaret ediyor aslında bu mesajda? Tabii ki NATO olmadan Polonya ve Estonya kendi başına Rusya gibi büyük bir devletle karşı karşıya gelemez. Ona meydan okuyamaz. Böyle bir şey mümkün değildir. Yani onun arkasında duran güçlerin kim olduğunu biliyoruz diye bir söylemiş olduk. Çok kısa araya gidelim, eğer çok uzun değilse Sayın Çiçek. Şöyle baktığımız zaman burada işte Nezaket Hanım çok güzel tespitlerde bulundu. Bakın Ankara'da Rus Büyükelçisi Karlov cinayeti. Arkasında kim vardı? FETÖ. FETÖ organizasyonları. İşte Rusya'nın uçağını...